Sevgili gençler, özel üçgen serimizin 10. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar eşkenar üçgene yoğunlaşacağız. Onun tanımı üzerinde duracağız arkadaşlar. Her konuda fazlasıyla karşımıza geldiği için eşkenara ayrı bir önem vereceğiz arkadaşlar. Sizler de notlarınızı güzel alırsanız başarıya birlikte daha kolay ulaşırız. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, dersimize eşkenar üçgenin tanımıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, üçkenarının uzunlukları birbirine eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. Evet, baktığımız zaman 3 tane kenarında eşit işareti görüyorsak o zaman bu eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgende arkadaşlar kenar uzunluklarının eşitliklerinden dolayı bütün açılar da birbirine eşittir. Ve bu açılarımız 60'ar derecedir. Bakın burası 60 derece, burası 60 derece, burası 60 derecedir. Bunları yazdığımız zaman arkadaşlar devamını görebileceğiz sorularda. Evet, bazen zihnimizde canlandırıyoruz bunları. Kenarları eşit diye düşünüyoruz. Ama bu eşitlikleri yazmazsak sorunun devamını göremeyebiliriz. O yüzden mutlaka kenarlara eşitlikleri yazacağız. Açılarımıza 60'ar dereceleri yazacağız arkadaşlar. Bunlar yardımıyla soruları daha kolay çözeceğiz. Evet arkadaşlar, bazı sorularda şimdi erkenden de olsa alan özelliğini verelim. Kullanacağımız bir özellik. Alan bulmak istersek arkadaşlar, alan ABC dediğimiz zaman biz bu üçgenimizin alanını A kare kök 3 bölü 4 ifadesinden bulabiliriz. Evet, ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir eşkenar üçgen demiş. Evet, üçgenimiz burada var arkadaşlar. Üzerindekileri kontrol edeceğiz. DE diktir demiş BC'ye. Hemen bakıyoruz. DE çizgimiz dik kesişiyormuş BC çizgisiyle. Buradaki 90 dereceyi anlatmış bize. AD 4 santimetre, 4 santimetre yazmış. BE dediğimiz 6 santimetre demiş. Onu da görüyoruz. AB dediğimiz ifade X'e eşitmiş ve onu da şekilde göstermiş. Yukarıdaki verilere göre diyor bize AB yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar, şimdi sorumuza baktığımız zaman ipucumuz burada. ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu söylemiş bize. Eşkenar diyorsa zihnimizde canlanan ifadeleri şekle yazmalıyız. Yani kenarların eşit olduğunu düşüneceğiz. Bir taraftan da açılarımızın 60'ar derece olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Bunları yazdığımız zaman bakın burada 60 görüyoruz, 90 görüyoruz. Şurası da o zaman iç açılar toplamını yaparsanız 30 diye bulursunuz. Yani demek ki 60'ları yazdığımız zaman buradaki gibi 30, 60, 90 üçgenleri karşımıza gelebilir. Bu üçgenimizi kullanmalıyız. Ama bakıyoruz üzerinde hiçbir sayı yoksa o zaman özelliğin kendisini yazmaya çalışın arkadaşlar. 30'un karşısına A yazarsak 90'a ne yazardık? Hemen özelliklerinize bakın. 2A yazardık. Evet. Şimdi artık buradaki eşkenar üçgenimizin kenar eşitliğini kullanabiliriz. Evet. Bu eşkenar üçgense eğer kenarları birbirinin aynısıdır. Yani şuradaki kenarımız 4 artı 2A dediğimiz ifadeye eşit olmalıdır. BC kenarımıza yani 6 artı A'ya eşittir. A'yı karşıya gönderirseniz 2A'dan A çıkarırsak A olur. 4'ü de karşıya atarsanız 6'dan 4 çıkartırsanız 2 bulursunuz. Evet bakın buradaki A dediğimiz ifadeyi bulmuş olduk. Artık cevabı söylemeye çalışalım. Bize neyi sormuş? Eşkenarın kenarını sormuş. Hemen bakarsınız bakın 6, 2. Topladığınız zaman 8'dir. BC kenarımız 8 ise bu kenarımız da 8'dir. Çünkü eşkenar üçgendi. O zaman cevabımız B şıkkıymış. Evet, ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir dik üçgen demiş. Bakın büyük üçgenimizin dik üçgen olduğunu söylüyor. Buradaki 90 dereceyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada da onu vurgulamış. AB diktir. BC demiş bize. AB kenarıyla BC kenarımız dik kesişiyormuş. Evet, o 90'ı kullanacağız. Başka ne demiş bize? ADE bir eşkenar üçgen bakın. Bu da çok değerli. Şuradaki küçük üçgenimiz ADE dediğimiz eşkenarmış. Birazdan tanımını uygulayacağız. E ne diyor bize başka? EC'nin 10 santim olduğunu söylemiş. Evet, şeklimize yazmış. BD ifadesi 2 santimetre. Onu da görüyoruz. BC dediğimizde A olarak isimlendirilmiş ve şeklimize yazmış. Yukarıdaki verilere göre diyor. BC yani A kaç santimetredir? Evet arkadaşlar, sorulara baktığımız zaman mutlaka buraları okuyoruz. Burayı okuduğumuz zaman eğer uzunluk sorusunda eşkenar üçgenden bahsediyorsa en fazla tanımını kullandırıyor arkadaşlar. O yüzden siz oradaki eşkenarı hemen şöyle bir gözünüze kestirip oradaki açılarımıza 60'ar dereceyi yazmalıyız.
Bunlar zihnimizde kalmamalı. Mutlaka kağıt üzerine aktarıyoruz arkadaşlar. Bunlar neymiş? 60'ar dereceymiş. Yetmedi mi? O zaman şunu da yapmalısınız. Kenarlarını isimlendirmelisiniz arkadaşlar. Evet, artık cevabımız mutlaka orada vardır. Siz oraya dikkatli bakmaya çalışın. 60'ları yazdık. Kenarlarına B yazdık. Şimdi ne yapabiliriz? Evet, ifademize şöyle bir genel bakın arkadaşlar. Burada 90'ımız var. Burada 60'ımız var. O zaman büyük üçgeni kullandığınızda iç açılar toplamından burayı da 30 bulursunuz. Demek ki büyük üçgenimiz arkadaşlar 30, 60, 90 üçgeni. Hemen bunu kullanabilirsiniz. Neydi bunun özelliği? Hemen söyleyelim. 30 derecenin karşısındaki ifadeye bakarsınız. Bakın burası B artı 2 gözüküyor. 90'ın karşısı bu ifadenin iki katı olur. Buradaki ifade B artı 2'nin iki katıysa 2B artı 4 olacaktır. O zaman şöyle bir eşitlik yapabilirsiniz. Bakın 2B artı 4 dediğimiz ifade B artı 10'a eşitmiş. Hemen yazıyoruz. B artı 10 eşittir 2B artı 4. Şu anda arkadaşlar önce biz burada baktık. 30-60-90 üçgenini düşündük. 30'un karşısındaki ifadenin iki katını alarak 90'ın karşısına yazdık. Sonra aynı kenar oldukları için AC kenarını iki defa yazarak eşitleme yaptık. Ne yapacağız? B'yi karşıya göndereceğiz. 2B'den B çıkarsanız B kalacaktır. 4'ü de karşıya gönderirseniz 10-4'ten 6 olacaktır. B ifadesini 6 bulduk. O zaman şurada yerine koyarsanız 6 artı 2 bu kenarımıza 8 diyebiliriz. Evet, biz şimdi ne arıyorduk? Hatırlayın bakın. BC'yi arıyoruz. A dediğimiz kenarı arıyoruz. O zaman tekrardan büyük üçgene bakarsan cevabı söyleyebilirsiniz. Evet, büyük üçgenimizde bakın arkadaşlar. 30'un karşısında 8 varsa 60'ın karşısında ne olurdu? Kök 3 katı olurdu. Yani 8 kök 3 olur. Evet, cevabı bulduk arkadaşlar. Bakıyoruz. Cevabımız E şıkkıymış. Sevgili gençler, öğretici sorularla eşkenar üçgen konumuzu öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, yeni örneğimize bakalım. Bize neler söylemiş? Bakın ne demiş? ABC bir eşkenar üçgen demiş. Hemen bunu kullanacağız arkadaşlar. Ne diye düşüneceğiz? Kenarlarını eşit diye düşüneceğiz ve açılarını 60 derece yazacağız az sonra. Evet, ne diyor bize başka? DC ile AE 5 santimetre. Hemen kontrol edeyim. Bakın 5 yazılmış. Buraya da 5 yazılmış. BC dediğimiz ifade 13 santimetre. Onu da şekilde görüyoruz. ED'yi de X olarak isimlendirmiş ve şeklimize koymuş. Yukarıdaki verilere göre diyor ED yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar, sorumuzda ipucumuz belli. Bize eşkenar üçgen vermiş kendisi. O zaman eşkenar üçgen veriyorsa ne dedik biz? Açılarımız 60'ar derecedir. Mutlaka hemen 60'ları yazın. Hemen gözükmese de bunları yapmalıyız arkadaşlar. Evet, yeterli olmadıysa ne yapacaksınız? Kenarların eşit olduğunu düşüneceksiniz. Bakın burada kenarımız 13 olarak söylenmiş bize. O zaman AC kenarı da 13'tür. 13'ten 5 çıkartırsanız mesela burası 8 olacaktır. Evet, bunu da yazdıktan sonra artık şu üçgenden cevaba gidebilirsiniz. Bu üçgenimizde arkadaşlar şu an iki tane yol görüyorum. Bir tanesi kosinüs teoremi. Kosinüs teoremini bu TYT serimizde daha bahsetmedik. O yüzden özel açıyı kullanarak cevaba gideceğim. Yani soruların arkadaşlar farklı yolları olabilir. Bunlardan bakacaksınız, seçeceksiniz. Hangisi daha kısaysa onu yapmaya çalışın. Burada özel açı görüyoruz. 60 derece özel açıydı. Onun karşısına dikme çizerek devam edeceğiz. Hemen bakın, şuradan bir dikme çizebilirsiniz. Evet. Yani siz deneyip de başka yerden dikme çizmiş de olabilirsiniz. Deneyeceksiniz. Başaramadınız mı? O zaman başka bir yerden çizin. Şu anda bakın 8'imiz var. Bunu kullanacağız. 60'ımız var. 90'ımız var. O zaman şurada 60, 90'sa şu açının 30 olduğunu söyleyebilirsiniz. Şuradaki 30, 60, 90 üçgenimizden faydalanalım. Şunu söyleyebiliriz. 90'da arkadaşlar 8 varsa 30'da bunun yarısı olur. Şu parçamız 4 olacaktır. Yani o zaman hemen 5'ten 4'ü çıkarsanız süre 1 kalacaktır. Burayı bulmuş olursunuz. Şu üçgenimizi tekrar konuşursak. 30'un karşısında bakın 4 var. O zaman 60'ın karşısında 4 kök 3 olacaktır. Buraya da 4 kök 3 yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Bakın burada 90'ımız vardı. Şurası da 90 derecedir. O zaman şuradaki üçgenimizden, buradaki dik üçgenden Pisagor yapabiliriz. Hemen başlıyoruz. Hipotenüsün karesi yani x'in karesi eşittir diyeceğiz. Sonra dik kenarların kareler toplamı. 1'in karesi 1 olur. Artı 4 kök 3'ün karesini aldığınız zaman da arkadaşlar 4'ün karesi 16'dır. Bu da kökten kurtulur. 3 olur. 4 kök 3'ün şuradaki kenarımızın karesini aldığımız zaman 16 çarpı 3'ten 48 buluruz.
Topladığınız zaman da x kare 49 gelecektir. E 49 kimin karesidir? 7'nin karesi. O zaman karekök aldığımızda x'in 7 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkıymış. Evet sevgili gençler, yine sırada öğretici güzel bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. ABCD'de bir dörtgen demiş. Dörtgenimizi burada çizmiş. CDA ve DAB açıları 60'ar dereceymiş. Evet bakın buradaki açımız da buradakinin 60 derece olduğunu söylüyor. Ekstradan BC ile de CD'nin dik olduğunu söylemiş. Bakın şuradaki açımız da 90 dereceymiş. İyi güzel bunları kullanacağız. AB 7 santimetre demiş. Şeklimize yazmış. CD 11 santimetre demiş. Onu da şeklimizde görüyoruz. AD'yi de X olarak isimlendirmiş. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre diyor. AD yani X kaç santimetredir? Evet sorumuza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani burada bir ipucu var mı? Neler görebiliyorsunuz? Bunu bir değerlendirin. Şimdi ifademize baktığımız zaman arkadaşlar bir 90 derece görüyorum. Bir de 60'ar dereceler görüyorum. Yani hadi 90 dereceyi düşündüğümüz zaman arkadaşlar aklınıza dik üçgen gelebilir uzunluk sorusu olduğu için. Şu ifadeyi çizebilirsiniz. Ama bunu çizdiğiniz zaman arkadaşlar 60 dereceyi nasıl parçaladığını bilemediğimiz için devam etmemiz zor. O yüzden bundan vazgeçmelisiniz. Evet bundan vazgeçtik arkadaşlar. 90 dereceyi kullanacaksak da birazdan kullanacağız. Şu an tam kullanamadık. Dik üçgen işimize yaramadı. O zaman 60'lara yoğunlaşıyorsunuz. 60 dereceler fazlaysa arkadaşlar o zaman orada eşkenar üçgenle görmeye çalışın. Evet orada eşkenar üçgen oluşturmaya çalışacağız. O yüzden bakın burayı uzatacağım. Bu AB kenarını biraz uzatın. Aynı şekilde DC kenarını da uzatın. O zaman oraya bir isim verelim. Şuraya mesela K diyelim. O zaman AKD üçgeninin eşkenar olduğunu görmeye çalışın. Bakın 60 derece ise bu da 60 derece ise 120 yapar. 180'den çıkartırsanız burası da 60 olur. Yani büyük olan üçgenimiz eşkenarmış. Bundan faydalanarak cevaba gideceğiz. Ve bize sorduğu şey de bakın o büyük üçgenin eşkenar dediğimiz üçgenin bir kenarını sormuş bize. Evet şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar ipucu oluşmaya başladı. Eşkenarı yapınca hemen bakın burada bir 90 görüyorum. 60 ve 90 olduğu için de şuraya 30 yazabiliriz. Demek ki buradaki 30-60-90 üçgenini kullanacağız. Tabii baktığınız zaman kenarlarda bir şey yazmadığı için vazgeçmemelisiniz. Hemen siz isimlendirme yapmalısınız. Bakın 30'un karşısına C derseniz o zaman 90'ın karşısı 2C olacaktır. Bazen sayı olmadığında sizin böyle isimlendirme yapmanız lazım. Hemen 30-60-90 üçgenine açın bakın arkadaşlar özellik nasıldı diye söylüyorum ben tekrardan. 30'da C varsa 90'da 2C olurdu. Evet şimdi büyük üçgeni tekrardan kullanacağız. Büyük üçgenimiz bakın 60-60-60 olduğu için yani eşkenar olduğundan kenarların eşitliğini kullanabilirsiniz. AK kenarıyla KD kenarı birbirinin aynısıdır. O zaman yazıyorum. AK dediğimiz kenarımız 2C artı 7 eşit olacaktır. Buradaki KD kenarımıza C artı 11. Evet arkadaşlar burada C'yi karşıya atarsanız 2C'den C çıkartırsanız C olacaktır. 7'yi de karşıya gönderirseniz arkadaşlar 11'den 7'yi çıkartın 4 olur. Bakın C'yi 4 buldunuz. Hemen yerine koyarsanız artık hedefinize ulaştığınızı fark edebilirsiniz. Şimdi soru da bize neyi sormuştu? O büyük olanın kenarını sormuştu. Evet büyük olanın kenarına bakarsanız 4 artı 11 15'tir. Bu eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar büyük olan buraya da 15 diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler sırada yine kaliteli bir örneğimiz var. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. Bakın ABC üçgeni eşkenarmış. Hemen 60'larını yazabilirsiniz. Evet bunlar şimdi başlangıçta işe yaramıyor gibi gözükse de arkadaşlar ilerleyen işlemlerde işlerimizi kolaylaştıracak. Devam ediyoruz. Ne demiş bize? DE ile AC diktir demiş. Hemen bakıyoruz bakın DE. Bu da AC ile dikmiş. Şuradaki 90'ı anlatmış bize. Kullanacağız arkadaşlar. BC 8 santimetre. Hemen bakalım. Bunu yazmamış. Hemen yazalım bakın. Şu mesafemiz yani eşkenarın kenarını vermiş aslında bize. 8'miş kenarımız. Sonra ne diyor bize? EC kenarı 6 santimetre. Bakın EC'yi de yazmamış. 6 santimetre. Yani bazen böyle yapabilir arkadaşlar. Yani yan tarafta yazar ama şekilde olmayabilir. Sizler buraları mutlaka okumalısınız. EC'de 6'ydı. Yerine koyduk. DF'yi de X olarak isimlendirmiş. Evet DF'yi bulacağız birlikte. X'miş orası. Diyor ki yukarıdaki verilere göre DF yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar hedefimiz belli. X'i bulmaya çalışacağız. Şu anda
ifademize baktığımız zaman 60'ları da yazdığımız için artık işlemler kendi kendine gözükmeye başlamış. Bakın 60 var, 90 var. Hemen 30 yazacağız. Buradaki üçgenimizi gerektiğinde kullanacağız. Nasıl yapabiliriz? Şöyle bir düşünelim. Bakın eşkenarın kenarı var elimizde 8 diye. O zaman AC de eşkenarın kenarı olduğu için burası da 8'dir. 8'den 6'yı çıkarsanız bakın burası 2. Ufak ufak ilerlemeye başladık arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Şuradaki üçgeni kullanmaya başlayabiliriz. 30'da arkadaşlar 2 görüyorsanız 90'da 2 katı olurdu. Yani şu parçamız 4 olacaktır. Güzel. Şurası 8'di. Eşkenarın kenarıydı. O zaman AB de eşkenarın kenarı olduğu için tamamı 8'dir. 4 çıkartırsak buraya da 4 kalacaktır. Evet, biraz sadece orantısız çizmişler. Ama şuradaki ifademize baktığımız zaman burasını 4 diye buldum. Evet arkadaşlar, pes etmeyeceğiz. Uğraşacağız, kurcalayacağız, beraber bulmaya çalışacağız. Bakın şurada 30 derecemiz var. Hemen o x'in olduğu üçgene geçmeye çalışacağım. Ters açı var, bakın burada ters açı olduğu için buraya da 30 diyebilirsiniz. Sonra şu minik üçgeni konuştuğumuz zaman arkadaşlar, bakın burada 30 derecemiz var. Şuradaki açıyı da aslında söyleyebilirsiniz. Burada 60 derece olduğu için şu 120 olacaktır. Burası 120 derece. 30 derecemiz var, 120 derecemiz var. Toplam 150 yapar. O zaman şuradaki açımız da 30 derece yapar. Evet arkadaşlar, şuraya yoğunlaşırsanız artık cevabı buldum. Oradaki üçgeni hatırlamaya çalışın. 30-30-120 üçgeni arkadaşlar. Nasıl bir üçgendi? Hangi özelliğe sahipti? Evet, notlarınıza bakın. Özel üçgenler konusunun başlarında çalıştık. 4. O zaman biz buraya da 4 diyeceğiz. Çünkü bakın ikizkenar zaten 30-30 olduğu için. Bir 30'un karşısında 4 varsa diğer 30'un karşısında 4 olurdu. Evet, 120'nin karşısında ne olurdu peki? O zaman da 4'ün kök3 katı olurdu arkadaşlar. 30-30-120 üçgeninde kök3 katı olayı vardı. 4 ise 4 ise 4 kök3 diyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkıymış. Sevgili gençler, geldik son örneğimize. Bu örneğimizde eşkenar üçgen 1 dersimizi tamamlamış olacağız. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir eşkenar üçgen demiş. Evet arkadaşlar, eşkenar üçgen olan büyük olanmış. ABC üçgeniymiş. Hemen 60'larını yazabilirsiniz. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Evet, ifademize devam ettiğimiz zaman ED ile DF'nin eşit olduğunu söylemiş. Bakın burada eşitlikleri göstermiş bize. Devam ediyoruz. BE 4 santimetre. Hemen baktık, 4 santimetre şeklimizde var. Sonra FC'ye bakıyoruz. FC 2 santimetre demiş. Onu da şeklimize yazmış. DC 6 santimetre. Onu da şekilde görüyoruz. Evet, AF'yi de X olarak isimlendirmiş. Evet, burada da şeklimize koymuş. Diyor ki yukarıdaki verilere göre AF yani X kaç santimetredir? Evet arkadaşlar, soruya nasıl başlayacağız diye düşündüğümüz zaman, evet, orada 60 dereceler dediğimiz açılar var arkadaşlar. Bunlar özel açılardı. Özel açı gördüğünüz zaman dikme çizilirdi. Biz de öyle başlayacağız. Mesela şuradan başlayayım. Şuradan bir dikme çizerek çözmek istiyoruz. Şuraya 90 derece diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sorumuza baktığımız zaman oralarda 30-60-90 üçgenlerimiz var. Mesela şurada bir tane oluştu. 60 görüyoruz. Şurada 90 görüyoruz. Şurada da 30 olacaktır. Hemen minik de olsa bu üçgenimizi kullanmaya çalışın. 90'da 2 varsa 30'da yarısı olurdu. 1 olurdu. O zaman 6'dan 1 çıkarsanız şu mesafeyi mesela 5 bulursunuz. Devam ettiğimiz zaman o üçgenimizi bir daha konuşursak 30'da 1 varsa 60'da kök3 katı olurdu. Bir sayısının kök3 katı da kök3 olacaktır arkadaşlar. Evet, güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi burada ne yaptık biz? Özel bir açı gördük. Dikme çizdik. O zaman bakın benzeri burada da var. Biz burada da 60 derece görüyoruz. Burada da dikme çizerek devam edeceğiz. İfademizde o zaman şöyle bir dikme daha çizelim. Buraya da 90 derece yazdım arkadaşlar. Ve şuradaki 30-60-90 üçgenini kullanacağız. Evet, buradan devam edeceğim ama şöyle de bir bakın ifadenize. Size neyi sormuştu? X'i sormuştu arkadaşlar. Benim hedefim şu. Sonuçta eşkenar olduğu için bir kenarını bulacağım. Bir kenarını bulunca da birbirine eşitleme yapacağım. Hedefim BC'yi bulmak. BC'yi bulduktan sonra da orayı AC'ye eşitleyerek X'i bu söylemeye çalışacağız. Evet, şuradan devam ediyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar burada 90'ımız var, 60'ımız var. O zaman şurası da 30 olacaktır. Özelliği hemen kullanıyoruz. Neydi özelliğimiz? İşte 90'da 4 varsa 30'da yarısı olurdu. 2. 60'da ne olurdu? 30'daki ifademizin kök3 katı. 2'nin kök3 katı. Burası da 2 kök3'müş. Evet, güzel yaklaştık aslında. Bayağı bir yeri bulduk arkadaşlar. Yani şurası 2 kök3'müş. Tekrar yazdım güzel gözükmediği için. Sonra baktığımız zaman şuradaki eşitlikler var mesela. Biz bunlardan faydalanmadık.
Bunlardan faydalanmak istiyoruz. O yüzden onlara bir Y diyeceğim. Bu Y'leri bularak devam edeceğiz. Çok az kaldı aslında. Sadece şu parçamız eksik. Orayı bulmak için çabalayacağız. Önce buradan Pisagor yazıyoruz. Buradaki Pisagor'umuzu yazmak istersen 90'ın karşısı Y'nin karesi eşittir diyoruz. Nedir? Dik kenarların kareler toplamı. 5'in karesi 25 artı kök 3'ün karesi de 3'tür. Buradan Y kareyi 28 bulursunuz. Evet, tekrardan konuşacağız arkadaşlar. Şurada bakın bir daha Pisagor yapacağız. Şuraya 90 dediğiniz zaman şuraya da minik olan yere de K derseniz K'yı bulabilirsiniz. Hemen Pisagor yapıyoruz. Ne diyeceğiz? 90'ın karşısından başlıyoruz. Y'nin karesi. Bakın Y'nin karesi elimizde varmış. Neymiş? 28. Eşittir diyoruz o zaman. 2 kök 3'ün karesi. 2 kök 3'ün karesi de 12 olacaktır arkadaşlar. Artık bunları hızlı söylemeniz lazım. Nasıl yapıyoruz? 2'nin karesi 4. Bu da kökten kurtuluyor. 3 oluyor. 4 çarpı 3'ten ifademizi 12 buluyoruz. Ve diğer dik kenarımızın karesini de alıyoruz. Buradan devam ettiğimiz zaman 12'yi karşıya atarsanız K'nın karesi eşittir 16 bulursunuz. Karekök aldığınız zaman da K ifadesi 4 olacaktır. Evet geldik buraya da 4'ümüzü yazdık. Şimdi ifademizi tamamlıyoruz. Ne diyeceğiz? ABC bir eşkenar üçgendi. Eşkenar üçgense arkadaşlar kenarlar aynıydı. Yani AC kenarımız x artı 2 dediğimiz kenar eşit olmalıdır. Buradaki BC kenarımıza hemen onu toplayalım. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 12, 1 daha 13. Evet, eşkenarın kenarlarını eşitledik. 2'yi karşıya gönderiyoruz. O zaman x ifadesini 13 eksi 2'den 11 diye buluruz arkadaşlar. Cevabımız 11'miş. Evet, farkındaysanız şıkları biraz hatalı yazılmış. Yani cevabımız arkadaşlar 11'dir. Sevgili gençler, eşkenar üçgen birinci dersimizi tamamlamış olduk. Eğer videolarımızı beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup yorumlar yaparak bize destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.